Bu dersimizde tekel olmanın ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. İsterseniz firmaların bir piyasa ekonomisi içerisinde ne gibi bir spektrumda yer alabileceklerine bakarak başlayalım. Şuraya bir doğru çiziyorum. Soluca tam rekabet yazacağım. Bundan daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Bu senaryoda piyasada bir sürü firma oluyordu. Bu firmalar ayrım yapılmayacak ya da farklılaştırılmamış bir mal ya da hizmet satıyorlar. Bu pazara giriş ve çıkışta herhangi bir engel de yok. Evet, giriş ve çıkışa engel yok olarak not ediyorum. Önceki videolardan hatırlayacaksınız. Bu firmalar ayrıca fiyatı olduğu gibi kabul eden firmalardı. Neden mi? Buradaki piyasa fiyatı ne olursa olsun, malın ya da hizmetin hangi firmadan satın alınacağı arasında bir fark olmadığı için bu firmalar fiyatlarını kendileri belirleyemezler. Fiyatları piyasa fiyatının üzerinde olursa kimse onların malını almaz. Bu yüzden de fiyatı olduğu gibi kabul etmek zorundalar. Tam rekabet piyasası ile ilgili yaptığımız varsayımlardan bir diğeri, bu piyasadaki oyuncuların hepsinin yani hem tüketicilerin hem de üreticilerin satın alımların nasıl yapıldığını bilmeleridir. Demek istediğim kimin kimden ne kadar aldığı herkes tarafından bilinen bir şey. Diğer uçsa tekel olarak adlandırılır. Burada üretim yapan birçok firma yerine sadece bir tane üretici vardır farklılaştırılmamış mallar yerine farklılaştırılmış mallar söz konusudur. Çünkü burada tek bir firma var. Ne isterse onu satar. Tekel ya da monopol piyasaya giriş ve çıkışta önemli engeller bulunur. Özellikle de girişlerden bahsedecek olursak diğer firmalar için bu pek de mümkün değildir. Bu piyasada faaliyet gösteren firma fiyatı olduğu gibi kabul etmez. Çünkü fiyatı kendisi belirler. Bu malı ya da hizmeti satan tek firma sizseniz fiyatın ne olacağını da kendiniz belirlersiniz. Öyle değil mi? Alıcılar sizin insafınıza kalmış. Tekel piyasa için birçok örnek verebiliriz. Tam rekabet ise teorik bir durumdur. Tam rekabet olan belirli bir piyasadan belki bahsedemeyiz ama bu spektrumda firmaların kimisinin tam rekabete, kimisinin de tekele daha yakın olmak üzere konumlanabileceklerini söyleyebiliriz. Bu uca yani tam rekabeti yakın olan piyasalar için tarımdan belli bir tarım ürününden örneğin Antep fıstığından örnek verebiliriz. Çoğu insan Antep fıstığının nereden geldiğini çok önemsemezken bazıları için belirli tür ya da belirli bir yerde üretilen Antep fıstığı olmazsa olmazdır. Tam da bu yüzden tam rekabete daha yakın olacağını tahmin ediyor. Bu piyasada Antep fıstığının belirli bir fiyatı olacak. Biri antep fıstığı üretmek isterse bir arazi aldıktan sonra giriş engelleri de aşılırsa antep fıstığı üretiminin yapılabileceğini düşünüyorum. Bu çoğu insan için farklılaştırılmamış bir üründür ve bu pazarda bir sürü antep fıstığı üreticisi olacaktır. Bu konuda uzman değilim tabii ki ama gerçekte de durumun bundan çok da farklı olmayacağını düşünüyorum. Tekel söz konusu olduğunda ise altyapı hizmetlerinin olduğu piyasaları ele alabiliriz. Bunun için tekele çok yakın ya da tekel noktasının üzerinde örneğin elektrik sağlayan firmaları düşünebiliriz. Belirli bir bölgeye birden fazla firmanın elektrik sağlaması çok da alışık olduğumuz bir durum değildir. Evet, telekom hizmetleri sağlayıcıları için de benzer bir durum söz konusu. Çoğu zaman birden fazla firma vardır ama sadece tek bir sağlayıcının var olduğu bölgelerin olduğunu da biliyoruz. Neden diyecek olursanız bu piyasaya giriş engelleri oldukça fazladır da ondan. Uydularınız olması gerekir. Kabullama yapmak zorundasınız ve bu noktaya yaklaşırken bazı yerlerde bunları yapabilecek sadece tek bir firma olduğunu görürüz. Dünyanın çoğu yerinde birden fazla telekom firması aynı anda hizmet verir ve bu da oligopol yani az sayıda satıcıdan oluşan monopol veya tekel olarak adlandırılır ancak şimdiki spektrumun bu ucuna en ucuna yani tekel durumuna odaklanacağız ve bundan sonraki birkaç videoda tekel olmanın ne demek olduğundan karını maksimize etmek isteyen bir tekelci firmanın üretmesi gereken rasyonel miktardan ve bunun sonucunda elde edecekleri ekonomik kardan bahsedeceğiz